suçlarınız nedir abi? Konuyla ilgili. Arme satışından sonra, yani bilgi daha sahibi olmadan arme satışı gerçekleştirildi. Kiradaki bütün esnafa hiçbirine bir bilgi dahi verilmedi. Satış oldu, bir hakkınız var mı veya bir mağduriyetiniz var mı? Şu an erdem olandıktan sonra da bize bir derece teklifat yedik. Şu esnafımızı ayrı olmadan boşaltacaksınız, tahliye edinleri. Yani erkenden bilgi verilmeden tahliye edilmediği için büyük bir mağduriyetimiz oldu. Şu an verilen bilgiye göre yıl sonuna kadar AVM'ye yıkılacak diye bilgi veriliyor. Karşımıza muhatap da bulamıyoruz. AVM yönetiminde de Erdemoğlu'ndan. Buna karşı da yani büyük açıdan büyük bir mağduriyetimiz var. Yani onu giderilmesini istiyorum sadece. Bu konuda sizin bir öneriniz var mı? Önerimiz karşımıza bir muhatabın gelip bizden oturması, konuşması, mağduriyetimizi gidermesi için ya bir uzlaşmaya gidilmesi veya ona göre nasıl bir yol bulacağımızı, onun bir projesini çıkarmak istiyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Normalde ben mesela geçen sene hem şu anki mevcut erkek mağazasının dekor yenilendi sıfırdan, hem de karşıda bayan mağazası yeni açıldı. Ona sıfırdan dekor yapıldı. Bayilik parası ödendi, tabela parası ödendi. Bir yıl öncesinden bahsediyorum, 3 yıllık sözleşme yapıldı. Bu 3 yıl sözleşme dolmadan bir yıl içerisinde adamlar satış yaptı. Satıştan sonrasında ise herhangi bir yeni kiracılarla konuşmadan, herhangi bir yardımda bulunmaksızın çıkışları talep ediliyor şu an ihbarnameyle. Yani biz çıksak yani şu anki dekorlar çöp olmuş olacak. Yani şu ankini yaptırırken zaten dekora ödenen para yüksek oluyor. Ama sökerken hepsi çöp, enkaz olmuş oluyor. Yani normalde bu alan kişi veya satan kişi, satan kişi satmadan öncesinde normalde FİBA, yani satmadan öncesinde bütün kiracılarla, yeni kiracı ve eski kiracılarla görüşmesi lazım normalde. Arkadaşım biz böyle bir karar aldık. Satış yapacağız. Satabilirsin sonuçta mal sahibine. Kimsenin müdahale etme hakkı yok. Ama ve lakin hiçbir görüşme yapmadan direkt devrediyor. Biz görüşüyoruz adamlarla, artık yeni alan kişiler sizle muhatap olacak. Sözleşmelerinizle beraber sattık diyor. Alan kişi ise sözleşmeleri tamamen yok sayıyor. Ben burayı dümdüz edeceğim açıklaması yapıyor. Dün gelen bir Ali Erdemoğlu geldiğinde. Tamamen dümdüz edeceğim burayı. Şu an için siz çorbanıza bakın diye alaycı bir tavır sergiliyor esnaflar resmen. Yani normalde dediğimiz gibi bir insan gibi gelip bir depremden dolayı öncelikle geçmiş olsun deseler keşke. Sonra bu mağduriyetinizi gidermek için elimizden geleni yapacağız sonuçta. Bir sıkıntı yapmamak için biz de büyük bir firmayız. Sizi mağdur etmemek için uğraşırız dese. Kiranız mesela 2-3 yıl boyunca kiranızda en azından muaf yaparız. Ekiplerimizde muaf yaparız veya bize deseler ki şu an sizin ödemelerinizi tanzim edeceğiz. Biz yarın çıkarız. Yarın diyor. Bir gün, 5 gün, 10 gün bekleme, 1 ay bekleme gibi bir şeyimiz yok. Siz de deseler ki mağduriyetiniz budur. Sonuçta bir mağazayı açarken 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık diye açılmıyor. Komple sıfırdan bir dekor yapılıyor. Sıfırdan bir yatırım yapılıyor. Ve bu uzun sürelere yayılarak maliyeti çıkartmak için yapılıyor. Adam bize 1 yıl sonra çıkıyor ya. Böyle bir şey yok. Bu adam ne yapsın? Diğerleri ne yapsın ya? Bizim emeğimiz, adam erkek kimdi? 10 yıldır buradayız. 10 yıldaki bağladığım müşterileri saymıyor. Bak, müşteri bağlamak zordur. Mesela basın da aynı şekilde. Bir müşteri oluşturmak için yıllar gerektiriyor değil mi? Biz yıllarımızı vermişiz. 10 yılımda vermişim buraya. Müşterileri bağlamışım. Adam bana bir günde çık diyor. Benim müşteriden mağduriyetim olacak. Yer bulamam olayım var şu an. Bayiliğim tehlikede. Bunların tamamen karşılamadan çıkın demesi, yani buradaki ailelerle beraber binlerce kişiyi mağdur etmiş oluyor. Bu sorunun giderilmesini talep ediyoruz esnafın olarak. Gereğini yaparsınız inşallah.